Merhaba, ben Elif. Bugün size Çavçilli isminde oldukça küçük bir kasabada yaşanan büyük çaplı bir kaçırılmadan söz edeceğim. 1970'li yıllarda Çavçilla oldukça küçük bir kasabaydı. Etraf tarlalarla doluydu ve herkes herkesi tanırdı. Kapıların bile kilitlenmediği bir yerdi. 15 Haziran 1976'da Çavçilla'da gün tüm heyecanıyla başlamıştı. Oldukça sıcak bir yaz günüydü ve herkes işe gidiyordu. Çocukların yaz okulu vardı. Dairyland İlkokulu öğrencileri o gün derslerinden sonra kasabadaki yüzme havuzuna gideceklerdi. Burası panayır alanı gibi insanların yaşadıkları yerden biraz uzakta bir yerdi. Çocuklar yüzme dersini bitirdikten sonra saat 4 civarında havuzdan ayrılıp okul otobüsüne bindiler. Şoför Edward Ray'di. Çocuklarla çok iyi anlaşıyordu, oldukça neşeli bir adamdı. Sıcak okul günlerini bilirsiniz. Çocuklar bunun üzerine bir de havuzdan çıkmışlar, pencereler açık, gülüş cümbüş evlerine dönüyorlardı. Birkaç çocuk evine bırakıldıktan sonra bir yol ayrımında beyaz bir minibüs gördüler. Bu beyaz minibüs yolu kapatmıştı ve okul otobüsü durdu. Şoför yolu kapatan aracın yani beyaz minibüsün bir arızası olduğu için durduğunu düşünmüştü. Beyaz minibüste 3 adam vardı. Kafalarına naylon çorap geçirmişlerdi ve içlerinden birinin elinde bir av tüfeği bulunuyordu. Adamlardan ikisi otobüse bindiler. Üçüncü adamsa beyaz minibüsle okul otobüsünü arkadan takip edecekti. Bunlar çok çok hızlı gerçekleşiyordu. Yani okul otobüsünün minibüsü görmesiyle iki adamın otobüse binmesi arasında saniyeler var. Otobüse binen adamlardan birisi şoförün yerine geçti. Edre'ye arkaya geçmesini emretti. Diğer adamsa elindeki tüfeği yaşları 5 ve 14 arasında değişen 26 çocuğa doğrultmuştu. Bu durum karşısında küçük çocuklar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ağlayanlar, çığlık atanlar hepsi birbirine girmişti. Otobüs şoförü şaşkındı ve ilk kez çocuklara sert bir tonda seslenerek susmalarını ve bu adamlar onlara ne diyorsa onu yapmalarını söyledi. Edrey büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlamıştı ve bu adamların sorumluluğundaki çocuklara zarar vermesini asla istemiyordu. Elinden geldiğince çocukları yetiştirmeye çalışıyordu. Bu üç adam gün ortasında bir okul otobüsünü kaçırmıştı. Bilinmeze doğru gidiyor gibilerdi. Yolda giderlerken gittikleri düz yoldan sapıp toprak bir yola girdiler ve otobüsü kurumuş bir nehir yatağına sürdüler. Etrafta otobüsün boyundan uzun bambu gibi buna benzer bitkiler vardı. Zaten okul otobüsünü kaçıranların da yapmak istediği buydu. Bambu ağaçlarının arasına girerek okul otobüsünü görünmez kıldılar. Okul otobüsü durduğunda kaçırılan 26 çocuk bu kez onları bekleyen yeşil bir minibüsü gördüler. Çocukların ayak izi belli olmasın diye yeşil minibüsün arka tarafını kaçırılan okul otobüsünün kapısına yaklaştırmışlardı. Çocukların bir kısmı yeşil minibüsün arkasına bindirildi, daha doğrusu sıkıştırıldılar. Yeşil minibüs giderken okul otobüsünün içinde tekrar ağlamaya başlayan ve abisini isteyen 9 yaşında küçük bir kız vardı. Jennifer ve abisi birlikte okul otobüsündeydiler ama onları kaçıran bu adamlar iki kardeşi birbirinden ayırmışlardı. Çocukların hepsi daha küçücük olmalarına rağmen Jennifer'ı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Çok geçmeden beyaz minibüs de geldi. Bu okul otobüsünü arkalarından takip eden beyaz minibüstü. Yeşil minibüsün yaptığı gibi aynı şekilde okul otobüsünün kapısına yaklaştı. Kalan çocuklar da bu minibüse binmişlerdi. Edrey de beyaz minibüsün arkasına bindirilen çocukların arasındaydı. Onlarla birlikteydi. Yeşil ve beyaz minibüsün arkasına bindirilen 27 kişi içi ahşap panellerle kaplanmış bu araçtan dışarısını göremiyorlardı. Bir süre bu şekilde yola devam ettiler. İçerisi dayanılmaz bir haldeydi. Sıcaktı, küçücük bir yerdi ve nefes alabilmeleri için açılabilen bir cam ya da alternatif bir yol yoktu. Bir tarafta okul otobüsü ve içerideki 27 kişi kaçırıla dursun, çocukların aileleri de endişelenmeye başlamışlardı. Bir arıza olduğu için herhangi bir aksaklıktan dolayı otobüsün geciktiğini düşünseler de saatler birbiri ardına ilerliyordu ve çocukları eve gelmiyordu. Tabii ki aileler birbirlerinden habersiz bir şekilde yalnızca kendi çocuklarının eve gelmediğini, yani tek bir çocuğun kendi çocuklarının kaybolduğunu düşünerek polisi aradılar.
Ama durum hiç de böyle değildi ve polise gelen aramalar gösteriyordu ki tüm otobüs içindeki 27 kişi de ortada yoktu. Aileler polis merkezine gitmeye başladılar. Gelen aramalar kesilmiyordu. Polis merkezinin hattı sürekli meşguldü. Çünkü zaman geçtikçe herkes anlıyordu ki bu bir toplu kaçırmaydı. Üstelik Amerika'da eşi benzeri görülmemiş şekilde 26 çocuğun ve otobüs şoförünün kaçırıldığı en büyük toplu kaçırma vakasıydı. Polis merkezine aramalar gelmeye başladığı anda polisler otobüsün güzergahını incelemeye başlamışlardı. Otobüsün etrafta muhtemelen olabileceği yerleri gözden geçiriyorlardı. Çünkü büyük bir araç fark edilmemesi pek de mümkün değil olarak düşünülüyordu. Güzergahın üzerinde hiçbir polis otobüsü görmedi. Kasaba halkı etrafa dikkat ediyordu ama kimse otobüsü bulamıyordu. Gün batımına yakın bir polis memuru Çavçilla'nın 10-12 kilometre dışında kalan kurumuş bir nehir yatağında bir şey gördü. Gidip kontrol ettiğinde bunun saklanmış okul otobüsü olduğunu fark etti. Bu arada karakoldaki amir çoktan valiyi aramıştı. Valiyi arayarak ona durumun çok ciddi olduğunu, FBI'ın yardımına ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Çok kısa bir süre sonra FBI 30 kişilik bir ekiple birlikte otobüsün saklandığı kurumuş nehir yatağına gelmişti. Olay yerinde okul otobüsünün içinde hiçbir şey yoktu. Özellikle kan ya da kötü bir şeyin yaşandığını gösteren herhangi bir delilin bulunmaması bir nebze de olsa içi rahatlatıcıydı. Fakat çocukların o toprak yolda hiçbir ayak izi de bulunamamıştı. Bu kafa karıştırıcıydı. Okul otobüsünün kapısına kadar yaklaşmış başka bir aracın izlerini görmüşlerdi. Oradan bir bağlantı kurup farklı araçlara bindirildikleri sonucuna vardılar. Bu sonuç tamamen bir çıkmaz sokaktı. Ellerinde bindikleri araçların plakası yok, kişiler belli değil, bunu yapanların kaç kişi oldukları da belli değil gibi birçok bilinmez vardı. Polisler elbette ki işini yapıyordu ama ellerinde takip edebilecekleri hiçbir şey yoktu. Kaçırılan çocuklar minibüslerin arka tarafında havasız ve zifiri karanlıkta 12 saat boyunca yoldaydılar. Aslında Çavçilla'dan 160-165 kilometre uzaklıktaki bir yere gidiyorlardı. Ama gerek söz konusu yıllar, araçların durumu, kişi sayısının fazlalığı, toprak yoldan gitmeleri gibi sebeplerden dolayı, yani muhtemelen bu sebeplerden dolayı bu yolculuk 12 saat sürdü. 12 saatlik yolculuğun ardından çocuklar aynı anda olmayacak şekilde önce bir aracın arkasındakiler, sonra ikinci aracın içerisindekiler teker teker alınmaya başladılar. Dışarıdaki adamlar kapıyı açıyordu, rastgele birini tutup kendilerine doğru çekiyorlardı ve kapıyı tekrar kapatıyorlardı. İçeridekiler küçücük çocuklar oldukları için haliyle köşeye saklandıklarında ya da kapıdan uzak durduklarında belki görünmem diye düşünüyorlardı ama sırayla herkesi çıkartmışlardı. Açık havaya çıktıktan sonrası onlar için daha korkunçtu. Çünkü beraber kaçırıldıkları arkadaşlarından ayrılıp tek başına dışarı çıkarılıyorlardı. Adamlar tek tek çıkardıkları çocuklara isimlerini, yaşlarını soruyorlardı ve onlara bir deliğe inmelerini söylüyorlardı. Bu deliğe bir tahta merdiven koymuşlardı ve o merdivenle yerin altına ineceklerdi. Tabii ki bu da o yaştaki çocuklar için korkunç bir durum. Kolay kolay ikna edemeyecekleri için muhtemelen orada kimi küçük çocuklarla aralarında arbede yaşanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü 5 yaşındaki bir çocuk karanlık bir deliğe tahta bir merdivene tutunarak kolayca inemez. İndikleri bu yeri zihninizde daha net canlanması için tarif edeyim. Çocukların indiği yer bir dorseydi aslında ama çocukların gözünden kocaman kutu gibi bir yerdi. İçerisine birkaç tahta sütunla desteklemişlerdi. Bu yerde herhangi bir ışıklandırma yoktu. Yere birkaç tane şilte koyulmuştu. Merdivenden indiğiniz tarafta değil de tam karşısında masalar vardı ve bu masanın üzerinde litrelerce su ve yiyecek bir şeyler bulunuyordu. Mısır gevrekleri, somun ekmekler, fıstık ezmesi gibi çeşitli yiyeceklerdi bunlar. Kaçırdıkları kişilerin tuvalet ihtiyacı için de kutuların üzerine delikler açmışlardı ve o kısımdaki toprağı boşaltarak tuvalet için bir alan hazırlamışlardı. Havalandırmayı da halletmişlerdi ve böylece yer altında gizli ama gerçekten çok güvensiz olması sebebiyle ekstra tehlikeli bir yer yapmıştı onları kaçıranlar. Çocuklar tekrar herkes bir arada olduğu için mutluydu ama son çocuğun da aşağı inmesiyle yeni bir panik başladı. Çünkü son çocuk merdivenden aşağı indiği anda adamlar aşağı doğru bir tuvalet kağıdı rulosu attılar ve sizin için geri döneceğiz diyerek tahta merdiveni yukarı çektiler.
Merdiveni sarkıttıkları deliği rögar kapağı gibi demir bir şeyle kapatmışlardı. Kimse ne olduğunu anlayamıyordu ama atılan toprak seslerini duymaya başladılar. Diri diri 27 kişi yerin 4 metre altına gömülüyordu. Ezrey ve büyük çocuklar etrafta koşturarak çıkabilecekleri bir yer aramaya başladılar. Deliği kapattıkları demiri ittiriyorlardı ama mümkün değil, kaldıramıyorlardı. Her yeri ittiriyorlar, herhangi bir açık bulmaya çalışıyorlardı ama toprağın altındaydılar ne yazık ki. Çıkabilecekleri açık bir boşluk yoktu. Edrey bunu anladığında çocuklara artık uyuma zamanının geldiğini söyledi. Hepsi biraz dinlenmeliydi, uzun zamandır uyanıksalar. Hep birlikte uyudular uyumasına da uykuları sürekli bölünüyordu çünkü çocuklar çok küçüktü. İlla birisi korkarak anne diye seslenerek uyanıyordu ve ağlamaya başlıyordu. Uyanan diğer çocuklar da ağlıyordu. O çukurda yaklaşık 12 saat geçirdikten sonra 27 kişinin yemeği bitmişti, suyu bitmişti ve havalandırma tıkanmıştı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çocuklardan birisi tahta sütunlardan birisini tekmelemeye başladı. Bu tekmeler yüzünden tahtanın dengesi bozuldu ve o kısımdaki çatı çökmeye başladı. Ellerindeki her şeyin bittiği, artık ölmek üzere olduklarının farkındaydılar. Bu sırada Edrey ve nispeten büyük çocuklardan bazıları çabalamadan ölmemeye karar verdiler. Deliğin kapatıldığı yeri biliyorlardı. Bu çukurdan çıkmak için, o deliği, orayı açmak için tekrar ama bu kez tüm güçleriyle uğraşacaklardı. Şiltelerin hepsini topladılar ve üst üste tam kapağın altındaki kısma koydular. Kapağı ittiriyorlardı ama yerinden oynamıyordu. İttiriyorlardı, oynamıyordu. Ama kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. Devam ettiler, en sonunda ittirdiler. Bu kez yerinden azıcık da olsa oynatmayı başardılar. Bir şekilde açtıklarında yukarıda başka bir kutu gördüler. Kapak kaldırıldıktan sonra o gördükleri kutu yarım metrelik bir yerdi ve Edrey oraya sığamazdı. Dolayısıyla çocuklardan birinin çıkması gerekiyordu. 14 yaşındaki Michael'ı yukarı çıkarttılar. Michael tahtayı yumrukluyordu, tekmeliyordu, yoruluyordu ama aşağıda onu yüreklendiren, yapabilirsin çığlıklarıyla onu harekete geçirenler vardı. En sonunda bir aralık açıldı ve gün ışığı, temiz hava yüzüne çarptı Michael'ın. Çünkü Michael dışarı çıkacaktı ama belki de dışarıda adamlar onları bekliyordu. Kafasını çıkarttığı anda kendisine doğrultulmuş bir silah mı görecekti, bunu bilmiyordu. Bu korkuları bir kenara bıraktı ve o delikten çıktı. Etraf uçsuz bucaksızdı, kimse yoktu. Herkes sırayla çıkarılmaya başladı. 27 kişi de sağ salim yeryüzüne çıktığında etrafa bakınmaya başladılar. Herkes nefes aldığına, o delikten kurtulduğuna seviniyordu elbette. Fakat bu sevinç çok kısa bir anlığınaydı. Çünkü kendilerini açıklıkta bulunuyorlarken güvende hissetmiyorlardı. İleride ağaçlar vardı, onların arkasında birileri var mı, gözetleyen birileri var mı diye korkuyorlardı. Temkinli bir şekilde hareket etmeye çalışıyorlardı. 27 kişinin 26'sı çocuk olduğu için gruplara ayrılıp yürümek de mümkün değildi. Bu yüzden hep birlikte yürümeye başladılar. İleriden gelen makine sesleri vardı. Acaba bu sesler bizi kaçıranlardan mı geliyor sorusuna endişesine rağmen o yöne doğru koşmaya başladılar. Büyük makinaları görmüşlerdi. Bu bir taş ocağıydı. Oradaki işçiler de onları görmüştü ama hiç alışık olmadıkları bir durumdu bu. İşçiler de geziye çıkmış gibi gözüken öğrencilerin, yani o grubun yanına doğru gittiler. Edrey onlara "Biz Çavçillalıyız, kaybolduk." dedi. Hemen polise haber verildi. Bu kez 27 kişinin dinlenebilecekleri, yaşadıkları yere, Çavçilla'ya götürülünceye dek beklemeleri gereken bir yere ihtiyaçları vardı. Polisler bütün çocukların tek tek fotoğraflarını çektikten sonra onları alıp yakındaki bir rehabilitasyon merkezine götürdüler. Burası yerel bir hapishane olarak da biliniyordu. Çocuklar otobüs camından bu kez de hapishane tellerini görüyorlardı. Bu onları çok korkuttu ama çocukları sınıfa benzeyen bir yere koydular. Onlara elma dağıtıp içecek verdiler. Sağlık kontrolleri yapılıyordu. Sırayla polisle görüşmeye başladılar. Çocukların anlatabilecekleri pek bir şey yoktu. Kafasına naylon çorap geçirmiş adamlar vardı ve yüzlerini inceleyecek kadar onlara bakmamışlardı. Bundan korkmuşlardı. Tüm bu işlemler bittikten sonra tekrar otobüse bindiler ve bu travmatik çile sona erecekti. Korumalar eşliğinde Çavçilla'ya yola çıktılar. 36 saatlik kaçırılmaları son buluyordu. Çocuklarını bekleyen aileler polis merkezinin önüne resmen yığılmışlardı. Her yerde kameralar vardı ve otobüsün geldiği görüldü. Herkes bağırıyordu, ortalık gün gibi aydınlatılmıştı. Çocuklar otobüsün içinde, aileleri dışarıda. Bir yanda gülenler, bir yanda ağlayanlar, yani her duygu vardı.
Çocuklar tek tek otobüsten inmeye başladılar. Çocuklardan herhangi birisi otobüsün kapısına adım attığı anda ebeveynleri hızla koşarak merdivenden bile inemeden çocuklarını kapıp kucaklarına alıyorlardı. O gece çocuklar güvende aileleriyle evlerine döndüler. Ama onlara bunu yapanlar dışarıdaydı ve kimse kimin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu. Kaçırılan çocuklardan birisine 9 yaşındaki Jennifer'a muhabir şunu sordu. "Sence size niye böyle bir şey yaptılar?" Küçük kız, "Bilmiyorum. Yeterince sevgileri yoktu," dedi. Bu çok masum bir cevaptı. 26 çocuk da geceleri uyuyamıyordu. Büyük bir travma geçirmişlerdi ve hepsi geceleri benzer korkularla, benzer kabuslarla uyanıyorlardı. Polisler olay yerini, yani çocukların çıktığı çukurun etrafını kazmaya başladılar. Delil olabilecek, onları suçlulara götürebilecek şeyler arıyorlardı. Bu taş ocağının olduğu alana girmek için izne ihtiyaç vardı. Çocukların diri diri gömüldüğü yer de taş ocağına ait araziye dahildi. Bu yüzden araştırmacılar hemen alana giriş izni olan, erişimi olan kişileri araştırmaya başladı. Ama her giren kişi şüpheli olarak değerlendirilmeyecekti. Örneğin işçiler şüpheli olarak düşünülmediler çünkü böyle bir alana Dorsey'i gömmek için fark edilmemeniz gerekir. Erişimi olanların arasında bir isim dikkat çekti. Taş ocağı sahibinin oğlu Fred Woods. Fred 24 yaşındaydı ve zengin bir ailenin çocuğuydu. Fakat giriş ve çıkış kayıtlarına, orada bulunan güvenlik kamerasına bakıldığı kadarıyla bunu yapan kişi Fred olabilirdi. Üstelik taş ocağındaki güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde birkaç ay önce 3 genci o alanda kazı yaparken görmüşlerdi. Gençlerden birisinin taş ocağının sahibinin oğlu Fred olduğunu söylediler. Polisler Fred'in 2 yıl önce büyük bir otomobil hırsızlığıyla suçlandığını da fark ettiler. Suçlamada onunla birlikte tutuklanan 2 kişi daha vardı. Biri James Schoenfeld, biri de James'in küçük erkek kardeşi Richard'tı. Bu üç genç de varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Ceza almadan denetimli serbestlik ve bir miktar para cezasıyla dışarı çıkmışlardı. Fred suçlulardan biri olabilir miydi? Evet, güvenlik görevlilerine söyledikleri giriş çıkış izni gibi durumlar uyumluydu. Üstelik kaçıranlar 3 adamdan söz ediyorlardı ve geçmiş suçundaki arkadaşlarıyla bu suçu işlemiş olabilirdi. Ama ortada kimsenin anlam veremediği bir durum vardı. 3 adam da zengin ailelerin çocuklarıydı. Çok nezih semtlerde yaşıyorlardı, gençlerdi, her şeye sahip gözüküyorlardı. Tamam, geçmişlerinde araba hırsızlığı vardı ama araba hırsızlığı nerede? 27 kişiyi, üstelik bunlardan 26'sı çocuk, onları kaçırmak neredeydi? Neden böyle bir kaçırma işini yapsınlar sorusu herkesin aklını kurcalamaya başladı. Yine de araştırmacılar doğru adamları bulduklarına inanıyorlardı ve Fred Woods'un babasına ait mülke bir arama emri çıkartıldı. İşte polislerin bu eve girmesi olayın çorap söküğü gibi hızlıca çözülmesini sağlamıştı. Çünkü evin içi delillerle doluydu. Çocukların kaçırıldığı gün kullanılan söz konusu silahı buldular. Üç gencin 1,5 yıldır bu kaçırma planını hazırladıklarını öğrendiler. Çünkü adamlar her şeyi yazmışlardı. Şemalar, güzergahlar, yapılması gereken her şeyi planlamışlardı. Planladıkları sadece kaçırma kısmı da değildi. İşler herhangi bir noktada ters giderse yapılacakları da planlamışlardı. Bu 27 kişi üzerinden fidye isteyeceklerdi. Bu fidyenin nasıl isteneceği, nasıl alınacağı gibi baştan sona her şeyi planlamış ve kağıda geçirmişlerdi. Oluşturdukları taslakta 2,5 milyon dolar isteyeceklerini yazmışlardı ama aslında Kaliforniya eyaletinden 5 milyon dolar isteyeceklerdi. Bunu asla gerçekleştiremediler. Çünkü fidye istemek için önce polise ulaşmaları gerekiyordu. Fakat hatlar o kadar meşguldü ki asla ulaşamadılar. Gerek aileler, ailelerin akrabaları, haber ajansları, diğer eyaletten bilgi vermek isteyenler, bilgi almak isteyenler, yurt dışından arayanlar vesaire. Churchill'de küçük bir yerdi ve orası bu kadar aramayı kaldırabilecek bir polis merkezi değildi. Üç adam o gün arayıp polise ulaşamayınca yatıp uyudular ve gözlerini açtıklarında haberlerde 26 çocuk ve otobüs şoförünün kurtulduklarını öğrendiler. Bu adamların hakkında tutuklama emirleri çıkartıldı ve üçünden birisi küçük kardeş Richard polise teslim oldu. Diğer iki adam yani James ve Fred kaçmayı denediler. Fakat çok geçmeden yakalandılar. James farklı eyaletlere geçerken yakalanmıştı. Fred ise Kanada'ya kaçmıştı ama orada Kanada polisi tarafından hemen yakalanmıştı. Üçü de yakalandığında polisler adamların belli cümleleri söylerken ses kayıtlarını aldılar.
Farklı kişilerden de aynı ses kayıtlarını alıp kaçırılan çocuklardan onları kaçıranların sesini tespit etmelerini istediler. Cümlelerden üçü şu şekildeydi. Otobüsün arkasına geçin, sessiz olun ve nasılsınız çocuklar? Geride tek bir soru vardı. Bu görünüşte zengin gençler neden böyle bir işe bulaşmışlardı? Çünkü ailelerinin tüm servetine rağmen Fred Woods ve James Schoenfeld borç batağının içindeydiler. Yüklü miktarda paraya ihtiyaçları vardı. James bunu şöyle ifade etti. Birden çok milyona ulaşmak için birden fazla kurbana ihtiyacımız vardı. Bunun için çocukları seçtik. Çünkü çocuklar değerlidir. Devlet onlar için fidyeyi ödemeye razı olurdu. Üstelik karşı da koymuyorlar demişti. Bu üç adam mahkeme süresince işledikleri suçları kabul ettiler. Onları kaçırdıklarını, planlamayı vesaire ama haklarındaki 8 tane fiziksel zararı kabul etmediler. Çocukların sağlık kontrolü yapıldığında bazılarında morluklar, küçük kesikler, yanıklar vardı ciltlerinde ama adamlar bunları kendilerinin yapmadığını iddia ettiler. Bu duruşmaya gelen çocuklar da vardı. Onları tüm bu travmayı yaşatan adamlarla mahkeme salonunda durdular. Kimileri duruşmada söz alıp konuştu ve karar açıklanmıştı. 17 Şubat 1978'de üçü de şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Herkes rahatlamıştı. Parmaklıkların arkasında olmaları gerekiyordu ve öyle de olacaklardı. Sonunda rahatça uyuyabilirlerdi. Kaçırılan çocuklar için bir Disneyland gezisi yapıldı. Hayat normale dönüyordu. En azından normale dönmeye çalışıyorlardı. Ne yazık ki olaydan 4 yıl sonra beklenmedik bir şey yaşandı. Kaçıranların avukatı bu 3 adama yüklenen fiziksel zarara itiraz etti. Eğer fiziksel zarar davadan düşürülürse 3 adam da şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezası alabilirdi ve eninde sonunda dışarı çıkarlardı. Temyizde verilen karar bozuldu ve yargıç bunun korkunç bir suç olduğunu belirterek yani bunu belirtmesine rağmen maruz kalınan yaralanmaların ceza düzeyinde olmadığını hükmetti. 6 yıl sonra bu adamların belki de 27 kişinin ölümüne sebep olacak bu adamların şartlı tahliye duruşmaları başladı. Çocuklar bu travmayı tekrar yaşayacaklarını bile bile tekrar o duruşmalara gittiler. Çünkü tanık olarak konuşmak onlara yaşattıklarını birinci ağızdan anlatmak istiyorlardı. Neredeyse 60'tan fazla duruşmaya girdiler. Hayatlarında hatırlamak istemeyecekleri o saatleri, o günleri defalarca yaşamak zorunda kaldılar. Haziran 2012'de bu adamlardan ilki 36 yıl sonra tahliye edildi. Richard Schoenfeld artık özgürdü ve duruşmaya gelenler bunu resmen izlediler. 3 yıl sonrası ise abisi James Schoenfeld tahliye edildi. Fred Woods ise hala hapishanede. Çünkü her duruşma hakkını kullansa da hapishanede de uslu durmadığı için tekrar topluma dönemiyor. Çocuklardan bazıları onları kaçıran bu adamları affetti ve onlarla fotoğrafları var. Ama bazılarının içindeki öfke ilk günkü gibi duruyor. Bitirmeden önce Chavchilla'da Ed Ray hala bir kahraman olarak anılıyor. Çünkü kabul edelim 26 çocukla birlikte öyle bir çukurda hayatta kalmayı başarmak, onları kontrol etmek, zarar görmemelerini sağlamak hiç de kolay değildi. Çocuklardan bazıları biraz daha büyüktü ama yetişkin tek kişi oydu. Ayrıca olay akışını bölmemek için o kısımda söylemedim ama olay yeri fotoğraflarına baktığım kadarıyla 14 yaşında bir çocuğun o tahtayı nasıl kırıp ya da bir şekilde nasıl kaldırıp üzerindeki kuma rağmen bunu bir şekilde başarıp yeryüzüne çıkabildiğine hala inanamıyorum. 27 kişinin kurtulması o tahtanın Michael tarafından kaldırılmasıyla oldu ve bu gerçekten tam bir mucize gibi. Yine çocuklardan çoğunun olaydan sonra ilerleyen hayatlarında uyuşturucu, alkol bağımlısı olduğunu da söylemeliyim. Küçük çocukların da bu olaydan sonra yani yaşanan bu olayın ardından sinirli bir çocuk haline dönüştükleri gözlemlenmiş. Yani tek bir olay 27 kişinin hayatını değiştirdi ve bu gerçekten çok acımasızca. Benim bu videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.